anneler babalar ekran başına. Çocuklarda dikkat eksikliğini azaltan çay ve tiroid, guatr, safra kesesine iyi gelen karışımlar, bitki uzmanı Şevki Güngör'ün uygulamalarıyla iyi fikirde. Hocam hoş geldiniz hocam, nasılsınız? Sağ olun, sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Hemen başlayalım hocam. Başlayalım. Hiç vakit kaybetmeden ne var ilk kürümüz? İlk guatr'la ilgili bir kür hazırlayacağız. Çocuklarda dikkat dağınıklığıyla başlayalım. Çünkü olur, öyle anons ettim ya, şimdi beklerler. Öyle başlayalım. Kızdırmayalım seyircimizi. Aynen. Çocuklarda dikkat dağınıklığıyla ilgili kür yapacağız. Kür şimdi yapalım. Şimdi bunlarla ilgili çocuklar biliyorsunuz çok stresli, her şeyden etkileniyorlar. Çocuk okuldan. Tabii ki. İşte dersler, anne babalardan yoğun oldukları için iş yapan anne babalar çocuklarla fazla ilgilenemiyor. Bu yüzden çocuklarda stres, şımarıklık gibi algılanıyor. Ama aslında çocuk kaynaklı kendine ilgi çekmek için o hareketleri yapıyor. Hı hı. Bu hiperaktifliği biraz azaltmamız lazım. Yani çok fazlası ona da zarar. Çünkü düşüp yerini kırabilir, koltuktan zıplayıp vesaire yaptığı hareketlerden dolayı. Hı hı. Biz onların tabii psikolojisini bozmadan, onları hiçbir yıpratmadan nasıl yardımcı olabiliriz? Bununla ilgili bitkilerimiz var. Tamam hocam, başlayalım hemen. Kantaron bitkimiz. Bu yatıştırıcıdır, sakinleştiricidir. Yani hı hı. Çünkü dikkat eksikliği hiperaktiflikten kaynaklanan, dikkat etmeme olayından dolayı çocuklar okulda da başarısı düşüyor bu yüzden. Aslında çocuksu çok zeki, algısı çok güzel ama dikkat dağınıklığı var. Dikkat etmiyor artık yani o heyecandan, o hızlı hareketten dolayı. Bunun için kantaron çayımızdan bir miktar atıyoruz içerisine. Evet. Bu aslında hocam bize de iyi gelir sanki sütümüzde. Tabii herkes kullanabilir. Biz de kullanabiliriz. Küçük yani herkes kullanabilir. Ve melisa. Melisa benim favorim. Sakinleştirici. Evet. Rahatlatır. Uyku yapmaz. Uyku yapar diye. Gevşetirince insanları uyutur diye düşünüyorlar. Kesinlikle uyku yapmaz. Melisa uyku yapmaz, yapmaz mı? Ben uykum gelsin diye içiyorum her gün. Hayır, uyku yapmaz. Uykun gelsin diyorsan rezene kullanacaksın. Rezene içeyim o zaman. O uyutur. Hocam boşuna mı içiyorum ben Melisa'yı? Melisa sakinleştirir, rahatlatır yani. İnsandaki sinir stresi boşaltır. Evet, şükür. Ve karabaş. Karabaş. Karabaş ne kadar? Karabaştan da 2-3 tane atabiliriz. 3 adet karabaş. Ne koyduk hanımlar beyler? Kantoron. Karabaş uyku uyumamak isteyen yani ders çalışacak. Uyutmayacak bunlar. Uyutmayacak bizi olan karabaştır aynı bu zamanda. Bu sakinleştirecek hem çocuğumuz hiperaktivite rahatsızlığı olan çocukları sakinleştirecek, stresini azaltacak, dikkat dağınıklığını giderecek, rahatlatacak bir kür. Ne evet var içinde? Uyutmayacak aynı zamanda bu. Yani uyutmayacak derken uyku getirir derler ya Melisa, ben öyle biliyordum. Mayıştırdığında da bir işe yaramaz. Uyuduktan evet sonra kıymeti yok. Derste de uyur bu sefer. Herhalde değil mi hocam? Ders çalışırken de uyur. Ne var? Melisa. Melisa, karabaş kantaron. Üç bitkimiz. Bunu demliyoruz. Hocam ginkgo biloba yazıyor bir de. Bizde alt yazıda. Ginkgo biloba eğer hafızasında hani okuduğunda anlayamıyorsa ilave edilebilir içerisine. Unutuyorsa mı? Yani unutuyorsa veya dersi çalıştı, ertesi gün unutabiliyor. Veya işte ne bileyim okuyor bir kere kafasına girmiyor. Hı-hı. İkinciyi okuyor yine girmiyor. Üçüncüyü okuyor girmiyor. Böyle çocuklar bununla da var. Bununla ilgili bunu ekleyebilirim. Eğer yani ginkgo'yu eklerlerse ilk okuduğunda hafızasını girer. Ha şahane, tamam hocam. O dönemde kullanabilirler. Bunu kaç dakika demliyoruz? Bunu yine 3 dakika demlemeye bırakıyoruz. Aç tok? Aç tok içilebilir bitki çayları. İçerisine bal konursa daha etkili, daha faydalı. Peki bunu okula giderken çocuğumuza versek etkili olur? Tabii, termosa yapıp verilebilir. Tamam. İçerisine bal, limon sıkılıp. Kaç yaşından itibaren diyelim o zaman? Biz genelde bu tür şeyleri 5 yaşından sonra bırakıyoruz. Çünkü o 5 yaşına kadar zaten çocukta öyle bir algı olmaz, anlayamayız ama 5 yaşından sonra okul çağına başlayan çocuklarda bu uygulanabilir. Yani. Hiperaktifse 5 yaşından yani evvel de yine de 5 yaş diyoruz. 3 yaşı geçtikten sonra kullanılabilir de genelde 5-6 yaşlarında başlıyor bu tür sorunlar. O yaşlarda başlarlarsa. Tamam hocam. Şimdi neye geçelim? Hangi kürümüze geçelim? Guatr için. Guatr. Şimdi guatr, 3 çeşit guatr var. Bu guatrların 3 çeşidine de burada anlatacağız. Evet. Şimdi
Water'da hiperplazi dediğimiz soğuk nodül. Ben bu arada özür dilerim, kadraja da girdiğim için açıklamak istedim. Zehirli guatr. Pardon hocam, Melek Hanım'ın çantası kalmış, o çantayı atarken yakalandım, onu da söyleyeyim. Evet hocam. Zehirli guatr, yani tiroid bezinin hızlı çalışmasından doğar. Şu bölgelerde beze oluşturur. Evet. Bu tip insanlarda periz yapmaları şart. Hmm. Yani hızlı çalışıyorsa, mesela lahana, tere, dereotu, ceviz, deniz balığı, içinde iyot olan şeylerdir bunlar. Lahana, bunlar da bol var. Bunları tüketirse buradaki beze büyür. Tüketirse büyür. Büyür. Çünkü iyot fazlalığı oluşuyor. Hmm. Yani iyot depolanması oluyor burada. Brokoli yerlerse insan vücuduna bunlardan yeseler bile emilim az olduğu için burada birikim olmaz. Dur hocam, ne yemeyecektik şimdi? Hangi rahatsızlığı olanlar bunları yemiyor? Zehirli guatr denilen hiperplazi, soğuk nodül diye geçer. Bunlar da lahana. Dereotu, evet. Tereotu, ceviz, deniz balığı, roka. Bunları yerlerse bunlarda iyot fazla. Hı. Cevizde de fazla. İyotu fazla şeyler yemeyecekler. Yerlerse buradakini büyütürler. Brokoli. Bu periz oluyor. Brokoli yerlerse, yanlışlıkla bunlardan da yeseler, iyot emilimi az olduğu için brokoli bunu kurtarıyor. Dengeleyecek. Dengeliyor. Tamam hocam. Buna dikkat etmeleri gerekiyor. Evet. Diğer nodüler guatr'da da tam tersi. O saydığımız şeyleri yemesi gerekiyor. Hı hı. İyot eksikliği demektir. Tiroid bezi yavaş çalışıyordur. İyot alması gerekir vücuduna. Tamam. Bu sefer lahana, dereotu, tereotu, roka ve cevizi, deniz balığını bunları bol tüketmesi lazım ki iyot alsın ve guatr dengelensin. Tamam. Kür yapıyor muyuz hocam? Kürde de çay yapıyoruz bunlarla ilgili. Yapalım hadi, uygulayalım. Bu tür rahatsızlığı olanlarda stres çok had safhada olur. Sinir stres yapar bu hastalık. Kimisini aşırı kilo aldırır, kimisini aşırı zayıflatır yani. Hormonları bozuyor çünkü. Biz ne yapacağız o zaman? Stresi azaltan. Biz stresi azaltan yine burada papatya çayımız. Papatya çayı. Yatıştırıcı, sakinleştirici. Ben bunu içeyim mi hocam? Bu demlenmiştir artık. Demlenmiştir. Deneyeyim ben bunu. Çocuklarımıza dikkat dağınıklığı için yaptık biliyorsunuz. Mesir yap, mersin yaprağı. Biraz atıyoruz içerisine. Yine bunda da karabaş, kantaron, melisa ilave ediyoruz içerisine. Bu ne içinde hocam? Arada tekrarlayalım. Guatr için mi yapıyoruz? Guatr için yapıyoruz. Tamam. Sakinleşmesi için yine kantaron, karabaş, melisayı burada da kullanıyoruz. Guatr için papatya, melisa, mersin, karabaş, kantaron, tere tohumu. Tere tohumunu da öğütüp balla yiyebiliriz. Bunda iyot fazla. Yani nodüler guatr olanlar için geçerli. Bu arada biraz evvel dikkat dağınıklığı için biliyorsunuz bir çay yaptık. Melisa, karabaş ve kantoron var içinde. Karabaş otumuz da. Gayet keyifli. Hani hiç tadı da çok güzel. Hani bal koymaya bile gerek yok. Çok güzel bir tadı var. Çok güzel demlenmiş. Ecem, bal kullanılırsa kana çabuk karışıyor. O yüzden balı tavsiye ediyoruz. Bir de limon sıkarsak içimi daha hoş oluyor. Hocam peki mesela dikkat dağınıklığı için doktorlarımız ilaç veriyor. O ilaç kullanan çocuklar da bunu içebilir mi? Bir zarar var mı? Kullansınlar, bir mahsur olmaz. İlacın yanında birlikte, da tabii, ek tabii takviye ki, olarak ki geçebilir. Birlikte alabilirler. Bu bitkiseldir. İçildiğinde fayda verir. İçilmediğinde vücutta kalıntı yapmaz. Ertesi gün vücudun bulamazsın bunu. Peki hocam, bu da guatr için hazır bu da. Bu da 3 dakika sonra. Günde ne kadar tüketeceğiz bunu da? Günde 2 defa tüketilebilir. Günde 2 defa, şahane. Şimdi neler var? Safra kesesi taşı, çamuru olanlar için kür var, vertigo var, sedef egzamaya iyi gelen... Ya hocam, vallahi kızmazsanız sedef egzama ile devam edelim mi? Çok şikayet edelim. Olan var. Bir de yeni yıl hediyemiz var size. Ay teşekkür ederim hocam. Yeni yıl hediyemizi. Çok sağ olun. Sizin yaptığınız bir şey mi? Kendi yaptığım bir parfüm. Bakayım. Bilmiyorum hoşunuza gidecek mi? Aa çok güzel. Geliyor mu kokusu, size de gösterelim. Kalıcıdır. Kalıcı. Teninize sıkmayın, kumaşa kullanın. Kumaşa. Çünkü neden? Kesinlikle parfümleri teninize sıkmayın. Neden hocam? Çünkü tende içerisindeki esanslar tahriş edebilir. Bu da önemli bir bilgi. Ben normalde teninize parfüm sıkmayın. Şimdi normalde parfüm alınca nereye sıkarsınız? Burası. Kesinlikle burası. Sıkmayın.
Böyle değil benim size tavsiyem bu. Kıyafete sıkın diyor hocam. Çünkü içerisindeki yağlar, ben eğmenden yağlar, dolayı hiçbir yere sıkmıyorum zaten. Sakın. Parfümsüz geziyorum. Kumaşına sıkabilirsiniz. Bu sıkılabilir mi? Bunda sıkıntı aynen, yok. Aynen. Kumaşa tamam. Sıkabilirsiniz. Eğmene de erkek parfümü verelim. Peki hocam. Çok teşekkürler. Çok kibarsınız. Sevgili seyirciler, siz niye boş duruyorsunuz? Bir yılbaşı hediyenizi göremedik vallahi. Kayseri'den şöyle bir mantı istedik. Yollayan evet. Var mı? Yok. Sonra diyorsunuz ki Ece niye mantı istiyor? Evet, Kayseri'den mantı istiyorum hocam. Buradan Kayserililere duyurulur. Her gün bir şehrimizden bir şey isteyeceğim. TRT. Ama lütfen Ulus binasını yollarsanız, çünkü bizim birkaç binamız var biliyorsunuz. Bekliyoruz. Evet, devam edebiliriz hocam. Devam özür dilerim. Şimdi istek arası verdik. Sedef ekzama için. Sedef ekzama çok çay gerçekten yine. Bana da özelden şimdi, çok fazla mesaj geliyor bununla ilgili. Sedef ekzama ile ilgili karaciğer rahatsızlığından dolayı, yani karaciğerdeki enzimler bozulduğundan dolayı cildimizde kabarıklık, kızarıklık, kaşıntı, evet. Pul pul dökülme gibi deri sorunları karaciğerden kaynaklanır genelde. Hı hı. Stres olduğu zaman bu karaciğer daha yoruluyor. Bunlar artış yapıyor. Artış yapıyor. Yani sinir stres birçok hastalığın tetikleyicisi aynen zaten. Öyle. Biz şimdi burada ne yapıyoruz? Neler var hocam? Sedef şahtere. Ve ekzamaya iyi gelen bitkiler. Karaciğeri çok hızlı onaran, temizleyen bir bitkidir şahtere bitkisi. Bundan bir tutam atıyoruz içerisine. Şahtere koyuyoruz bir tutam. Çünkü yani bunu kökten yok etmemiz için karaciğerimizi, kanımızı temizlememiz lazım. Lazım. Onun için de şahtere bitkimizi kullanıyoruz. Bodur otu, bu bodur mahmut, kısa mahmut diye değişik isimleri var yörelere göre. Almanlar bunu sarhoş ayıltan diyorlar. Hmm. Mesela akşam, kendine getiriyor bir anda. Akşam çok içmiş, sabah kalkamıyor. Bundan bir bardak içtiğinde yarım saat içerisinde karaciğer tabii temizliyor. Tabii siz içmeyin yani gene. Hemen ayıltıyor. Ayıltıyor. Hemen. Vay, vay, vay. Çok hızlı temizliyor karaciğeri. Anneleri de ayıltır mı acaba? Sabaha kadar çocuk sallayan anneler bir anda bunu içip ooo diye. Onu melisa ve karabaşı kullanırsa melisa. Hemen anneler adına zinde içiyorum. Olur. Ve öksü otu. Öksü otu. Neler kullandık sedef ekzamı için? Şahtere kullandık, bodur otu kullandık ve öksü otu ile devam ediyoruz. Öksü otu kullanıyoruz bir miktar. Daha sonra kantaron. Yine içerisine yine kantaron koyacağız. Çünkü yatıştırıcı özelliği yatıştıracak. Var. Yatıştıracak. Her şeyin başı stres görüyorsunuz. Kantaronun yara iyileştirme özelliği de var. Var mı? Aynı zamanda. Her şeyin başı stres. Her şeyi takmayacağız kafaya. Ölümlü dünya diyeceğiz. Tabii ki dikkat ederek yaşayacağız hayatımıza da. Aynı ve şekilde tabii. Işte, yani ama tabii bunlar da yararlı oluyor. Hocam elimizde de olmuyor, takıyoruz bazen yani. O takıntılar da işte sedef ekzamaya i̇şte dönüşüyor. O takıntıyı karabaş ve melisa alıyor mu? Kafana. Atıyor mu kafana? Beyni formatlıyor. Neydi aynı karabaş zamanda. Ve melisa? Karabaş ve melisa. Tamam. Bir de kantaron. Üçü. Yani beyni daha zinde tutuyor ve... Az mı koydun sanki hocam? Koyalım ben biraz içeceğim daha. Bunu biraz daha koyalım. Koyalım. Bunun da tadı. Yeter hocam. Tamam. Bunun da tadına bakalım. Evet. Bunu da şöyle demlemeye bırakıyoruz. Evet. Bu da 3-4 dakika demlenecek. 3 ne dakika yaptık? Sonra hazır. Bunu da hatırlatalım şimdi. Sedef ve ekzamaya iyi gelen çay. Hocam şimdi sedef, ekzama her yerimize çıkabiliyor. Kafa derimizde, işte elimizde, parmaklarımızda. Şimdi, evet her yerde iyi çıkabiliyor. Gelecek mi bu? Eklemlerde genelde olur. Şurada beyazlık oluyor. İyi gelir. Enginar da su olarak, enginar damıtılmış suyu da verilebilir. O hı-hı. da karaciğeri hızlı temizleyen bir şeydir. Çay olarak da bunları bu şekilde üçünü, dördünü. Bu günde kaç tane içelim? Günde böyle iki bir defa içmek yeterli. Defa. Yani ne? Çok fazla içmeye de gerek yok. Bir sabah bir akşam içmek yeterli. Bodur otu, öksü otu, şahtere ve kantoron var içinde. 3 dakika demliyoruz, günde 2 defa bir tüketiyoruz. Bir de o şeyin içerisine, o yaraların, kabuk tutan yaraların iyileşmesi için bitkisel yağ. Bitkisel yağ bir de. Yine yağ, hocam yağ. Her yer için geçerli mi? Mesela kafa derimiz dökülüyorsa... Kafa derimize de koyabilir miyiz bu yağı? Koyabilirsiniz. Sıkıntı yani, yok. Neresi olursa olsun sürülebilir. Kantaron yağı, biraz önce kantaron bitkimizin yağı, yara kantaron, iyileştirici. Her yerde kantaron vallahi. Kantaron yağı çok iyidir. Hocam bugün çok şaşırdım, adaçayı daha kullanmadın. Adaçayını bekliyorum ben senden yine. Çıkar biraz. Birazdan çıkar karşımıza. Ve gliserin, yumuşatıcı ve nemlendirici. Evet. Yani derideki kuruluğu alması için gliserin mutlaka... Biz koymamız bunu lazım. Camlar buğulanmasın diye de kullanıyoruz biliyorsunuz evet. Gliserini. Ve tatlı badem yağı.
tatlı badem yağı. Bu aynı zamanda ciltteki çatlamaları da önler. Hmm. Çatlamaları da önler. Kurumaya iyi gelir mi? Kuruluğuna da iyi gelir. Hem gliserinle birlikte üçü. Mükemmel bir cilt onarıcı. Ben bu arada çocuklara yaptığı hocamın dikkat dağınıklığı için çayı içtim. Ne vardı içinde bunun da? Melisa vardı. Karabaş vardı. Kantaron. Kantaron vardı. Sabah okula giderken çocuğunuza rahatlıkla 5 yaş üstü içirebileceğiniz bir çay. Yatak yaralarında kullanabiliriz. Yatalak hastaların yatak yaralarında sürebiliriz bunu. Bunu mu hocam? Evet. Hmm. O yaraların da hızlı iyileşmesini sağlar. Hem antiseptiktir hem o yaranın kabuklaşırken sertleşmesini, kurumasını önler. Tamam. Ben bunu alacağım hocam. Benim de buralarda birazcık beyazlama oluyor. Evet, dirseklerde oluyor. Çatlamalar olur. Onun için çok mükemmel. Ah, ben aslında ideal bir hastayım program için. Benden örnek gösterebiliriz. Evet. Başka şimdi hocam, neyle devam edelim? Beltiko ile mi devam edelim? Safra kesesi taşı var. Safra kesesi taşı. Safra kesesi taşları erimez diyorlar. Hmm. Safra kesesi taşları eriyip, çamurlaşıp su gibi olabiliyor yani. Ve safra kanalından, mideden, bağırsaktan atılabiliyor. Hocam geçen haberlerde izledim. Ameliyatsız biz birçok arkadaşımıza denedik ve sonuç aldık. Bir beyefendi ameliyat oluyor. Evet. 1000 tane taş çıkıyor içinden hocam. O artık bayağı bir... Ben böyle olmuş. Bir şey görmedim. 1000 tane taş çıktı ya beyefendinin içinden. Evet. TRT Haber'de izledim yine. Hakikaten böyle bir şey yok. Ama demek ki hocam diyor ki ameliyat gerekmeksizin onu gönderebiliyoruz bir şekilde. Safra kesesi taşlarında çok rahatsızlıklar yapar. Mide rahatsızlıkları, evet. Sırta vuran ağrılar. Bu ağrılar için de biz kekikle nane suyunu karıştırıp mide rahatsızlığını, gazını, şişkinliğini alıyoruz. Ve adaçayı suyumuzu da kullanıyoruz burada. Adaçayı geldi hocam. Sizden beklediğim adaçayı geldi. Adaçayının yararlılığını bir tekrar anlatsın orada hocam galiba, Allah aşkına. Adaçayı suyu orada. Evet. Tekrar bir yararlılığını anlatsın hocam. Şimdi adaçayı... Anlata bitiremiyor hocam adaçayını çünkü. Ülser, mide ülseri, iltihap, vücuttaki iltihaplar, eklem romatizmalarındaki iltihaplar, bademcik iltihapları, diş iltihapları, ağız yarası. Her şeyde ağız yarası, bütün yara tedavileri ve iltihap tedavilerinde kullanılabilir. Çünkü antiseptiktir aynı zamanda. Yara iyileştirici özelliği çok yüksektir. Mesela hocam yanlış hatırlıyorsam beni düzelt. İlk yardımda bile adaçayı yağı sürülebilir benim mi benim arabamda adaçaylı sprey gezer devamlı. Evet. Arı soktu, sıkarım saniyede yok eder. Saniyede yok ediyor. Ağrı saniyede, sıktığın an biter. Sivrisinek sıktı. Sivrisinek ısırdı. Ay öldürdü. Ama ısırdı. Akşam ısırdı. Sıkın, sabah ısırdığı yeri bulamazsınız. Adaçayına o kadar hızlı iyileştirir yarayı. 10 günde iyileşecekse 3 güne düşürüyor. Adaçayı bulunduralım yani. Yanımıza. Tamam hocam. Adaçayı suyu içerideki yaralara da aynı şekilde çok büyük faydası var. Nane ve kekik ikisi mideyi rahatlatıyor. Mideyi ferahlatıyor. Midedeki hazmı, yanmayı, yangıyı alıyor. Ve hazımsızlığı gideriyor ve ağrısını, gazını gideriyor. Keten yağımız da... O ne işe yarayacak? Keten tohumunun yağıdır bu. Bu taşları çamurlaştıran, eriten bu. Bu midedeki problemleri çözerken... Bu da taşı nasıl yapıyor? Bir yemek kaşığının içerisine yarısını bundan koyuyorsunuz. Üzerine limon sıkıyorsunuz. Limon sıkacağız keten. Kaşığı dolduruyorsunuz aç karnına. Bunu ayrı tüketeceğiz. Günde 3 defa tüketiliyor. Günde 3 defa. Ve bir ay içerisinde taşların erimeye başladığını yani çamurlaşıp safra kanalından aktığını göreceğiz. Peki hocam bu üçünü nasıl tüketecekler böyle bir rahatsızlığı şimdi olan? Adaçayı suyunu kahve fincanıyla günde 3 defa veriyoruz aç karnına. Tavsiye ediyoruz. Kekikle naneyi de yemekten sonra 3 defa. Şimdi tekrar söyleyelim. Karışık olarak. Kekikle naneyi yemekten sonra birer fincan karıştırıp yarısını birinden koyup evet. Her yemek sonrası. Peki adaçayını da yemekten önce. Yemekten fincan. Önce tamam. Öneriyoruz. Bunu da not ettikten sonra hocam Vertigo ile devam edelim mi? Vertigo artık yaşa başa bakmıyor. Yine stresle kaynaklanıyor. O kadar çok yoğun ki. Çok. Yani baş kulakta dönmesi, hassasiyet, kulak çınlaması, tiz seslere karşı çok aşırı hassasiyet. Bunda da kulak damarlarının içerisinde kireçleme, sertleşme meydana geliyor. Ondan dolayı oluyor. Bunu da damar açıcılarla çözüyoruz. Neydi damar açıcılarımız? Neler hocam? Bu arada ben biraz evvel yaptım. Karabaş. Sedef ekzama için çayı da içiyorum. Ne vardı içinde onu da tekrarlayalım. Bodurotu çayı, öksü otu, şahdere, kantaron var. Yok kantaron vardı değil mi var, hocam? Var, kantaron da var. Bu da sedef ekzama için günde 2 defa
tüketebileceğiniz çayımız. Evet hocam. Şimdi burada da gene 3 tane suyumuz var. Kekik suyu, biberiye suyu ve karabaşot suyu. Üçünün karışımı kullanılıyor. Birer çay bardağı tok karnına. Evet. Bu bütün üçü de damar açıcı özelliğe sahip. Yani kandaki yağları eritici özelliğe sahip. Vücuttaki ödemleri söktürücü özelliğe sahip. Kanın içerisindeki, damarların içerisindeki akışı kanı temizliyor, inceltiyor ya. O sebepten dolayı damarlarda bir yumuşama meydana geliyor ve oradaki sorun çözülünce de vertigo olayı ortadan kalkıyor. Ne kadar tüketeceğiz bunu hocam? Bunu da günde 3 defa yemek sonrası birer kahve fincanı veya küçük çay bardaklarıyla birer çay bardağı olabilir. Başımız döndüğünde mi yani vertigo belirtisi olduğunda olursa, mı yapacağız? Olursa yaparsınız. Hocam bir şey soracağım. Bu arada bu içtiğimde acı ne var? Acı tadı? Bodrotu. Bodrotu mu? O acılığı bir sağlıyor. Acı, yani şey böyle hani böyle acımsak bir şey oldu. O acı zaten acı veren, acı olan yani bitkiler şifa verendir. Yani no pain, no gain derler ya hocam. Acı yok, olanlar kazanç yok. Tedavi eden ve şifa verendir. Üzüm çekirdeği ve keten tohumu. Bu ikisini de karıştırıp birer tatlı kaşığı ama yoğurda karıştırıp veya işte direkt öğütülmüş üzüm çekirdeği ve keten tohumu. Şimdi vertigo rahatsızlığı olanlar. Başı döndüğünde, kulağı çınladığında, belirtiler başladığında üzüm çekirdeği ve keten tohumunu nasıl tüketecekler hocam? Birer tatlı kaşığı, ikisinin karışımı. Evet. 3 defa günde alabilirler. Bu hem tabakalaşmış, donmuş yağları da çözüyor. Hı hı. Üzüm çekirdeği de damarı onaran tek antioksidandır. Yani insan vücudundaki damarları, varis damarlarını, işte ne bileyim damarlardaki büzüşme, bollaşma, damar onarımını yapan üzüm çekirdeğidir. Kulaktaki damarların onarımında da çok büyük etkisi, faydası vardır. Yani varisler için de sadece birisi yağ çözücü, birisi de damar onarıcı. Bunları da ikisini birlikte, bunlarla birlikte kullanabilirler. Şahanesin hocam. Devam ediyoruz şimdi. Kolit, bağırsak iltihabına iyi gelen kürümüz var hocam. Adaçayı var mı? Adaçayını buraya koyduk. Adaçayı burada. Evet, bunu da tekrar o zaman. Bağırsak sorunlarında da yani birçok insanda bağırsak sorunu var ama bu bağırsak sorunu olduğunu bilmiyor insanlar. Hmm. Mesela salata yiyor. Salata yedim, işte ishal oldum. Yani midem normalde her şeyi kabul etmiyor normalde diyor mesela numaradan ama. Salata yiyip kimse ishal olmaz ama rahatsızsa, iltihap varsa bağırsağında mutlaka ishal yapar. O yüzden bunda da 3 tane suyumuz var. Bir de adaçayı. Adaçayı suyumuz iltihap giderici olduğu için onu mutlaka kullanıyoruz aç karnına. Hocam sadece yani söylemesi ayıp diyeceğim, ayıp değil. Hepimiz olabiliriz. İshal olanlar da bunu tüketebilir mi? Tüketebilirler ve ishal olduğunda da bunu bir ay tükettiğinde kolay kolay bir daha ishal olmaz. Çünkü oradaki bakterileri, zararlı olan mikropları, enfeksiyonları öldürücü özelliğe sahip olduğu için onları temizler ve iltihabını da giderir. Adaçayı suyu o anlamda, mersin suyu da aynı şekilde iltihap giderici özelliği var. Evet. Bazı şeyleri, mikropları adaçayı suyu eğer enfeksiyonları temizlemezse mersin suyu takviye olarak veriyoruz. Hı hı. Ve papatya suyu da bağırsakları yumuşatıyor. Kolit, bağırsak iltihabına iyi gelen kürümüzdü. Bu şimdi hocam bir tane daha var galiba kürümüz. Burada ağrı kesici, özelliği olan, ağrılara iyi gelen yağ kürümüz var. Bunda da ağrı kesen özelliği olan yağlar sırayla şey yapalım. Zeytinyağı. Ağrı kesici diyoruz hocam. Bütün ağrılar için mi? Genel yani bacağım ağrıyor, dizim ağrıyor. Bütün ağrılarda faydası olur. Hepsine çünkü iyi gelecek. Kasları yumuşatıcı özelliği var. Mucize bir ve ciltteki deriden içeri girerek oradaki kaslara ağrısını hafifleten içerisinde bitki yağları var. Süper. Zeytinyağını döküyoruz. Zeytinyağı. Bu Ege'de çok kullanılır. Bir yeri ağrısın hemen zeytinyağını ovarlar ve fayda görürler. Kantaron yağı. Kantaron yağı. Bunda ağrı kesici özelliği vardır ve yanık tedavilerinde de çok iyidir kantaron yağı. Cilt rahatsızlıklarında. Mesela bağırsak yaralarında da faydalıdır. Hmm. Yani kolitte bunu da kullanabilirler. Günde bir iki bağırsak defa. Bağırsak sıkıntısı yaşayanlar nasıl kullanacak onu hocam? Tatlı kaşığıyla açık karnı içebilirler. Aç karnı içecek. Hardal yağı ağrı kesicidir. Çok mükemmel bir ağrı kesicidir.
Susam yağı. Susam yağı da ağır kesici özelliğe sahiptir. Başka bir özelliği yok mu hocam? Susam yağını, bunu da yanıklarda kullanılabilir. Yine iyi gelir yani. Yanıklara çok iyi gelir susam yağı da. Cildi besleyici özelliği vardır bunun içerisinde. B vitaminleri içerir. Bunu sadece cildimize sürsek vitaminleri. İyi mesela şeylerde, güneş yağlarında, ileriki programlarda yaparsak güneş yağı karışımı, onun içerisine vallahi mutlaka koyuyoruz yani. İnşallah. Allah kısmet ederse böyle bir Nisan'a da ağrı kesici olur. Kekik yağı. Kekik yağı. Yani sadece bununla bile baş ağrısını şuralara sürdüğünüzde baş ağrısını kesiyor. Başımız ağrıyor, kekik yağını alacağız. Böyle böyle buraya. Zaten biliyoruz artık hangi neresi olduğunu. Biraz keskin bir şeydir kekik. Evet, aynen. Hocam bundaki ben vallahi tada taktım yani. Birazcık bir keskinlik geldi bana buradan. O işte bodrotunun acılı. Sedef ve eksema rahatsızlığı için. Bodrotunu biraz az mı koysak acaba? Veya, ama etkisi mi azalır? Demleme süresini kısabiliriz. Demleme süresini. O zaman biraz daha beklediği için olabilir. Nane yağı. Yine ağrı kesici. O bölgede bir ısı meydana getiriyor. Ağrıyan bölgede o ısı ile birlikte oranın ağrının hemen hafiflemesine sürdüğün andan itibaren etkisini gösterir. Peki daha etkili olması için mesela sırtımız ağrıyor. Bunu sırtımıza sürdük, üzerine bir tülbent sürdük. Yarım saat şöyle bekledik. O da etkili olur mu? Sıcak su torbası konursa etkili daha olur. Daha da etkili olur diyorsunuz. Yani. Tamam. Karabaş otu yağı. Bitti mi hocam yağlar? Yağlar bitirdik. Bu son mu? Bu son yağımız. Ne koydunuz o zaman tekrarlayalım. Karabaş yağı, kantaron yağı, zeytinyağı, nane yağı, hardal yağı, susam yağı, kekik yağı. Mucize bir yağ yaptık. Ağrı kesici kür. Ve hocama da değerli fikirleri, verdiği bize iyi fikirleri için teşekkür ediyoruz. Çok seviyoruz hocamızı. Teşekkür ederiz. Sağ olun hocam. Seneye görüşürüz hocam. Seneye görüşürüz. Bir sene İnşallah, sonra. Bir sene sonra. Efendim reklamlardan sonra sizle görüşürüz. Lütfen ayrılmayın. Efendim bir iyi fikrin daha sonuna geldik. Hocamla birlikte veda edelim dedik. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Bu arada sevgili seyircilerimize de küçük bir hatırlatma yapalım. Hocamızın tariflerini kaçırdıysanız ki benim de şu an Instagram hesabıma yazıyorsunuz tekrar verebilir misiniz diye. İyi fikrin sosyal medya hesabından, Facebook hesabından yine hocamızın tariflerine, kürlerine ulaşabilirsiniz diyoruz. Ve tabii ki kucağımda yine Eymen, bugün biliyorsunuz anneanne, dede, torun ilişkisini işledik. Allah onları, annelerimizi, babalarımızı başımızdan eksik etmesin. Onlar özellikle biz anneler için en büyük yardımcı çocuk büyütürken bazen kapışsak da tartışsak da onlar bizim başımızı tacı. Değil mi Eymen? O zaman, değil mi? Bak bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ama ben... Bırakayım ben enisi. Özgür ruhlu bir çocuk. Annesine çekmiş. Peki o zaman sen gezerken... Evet dur diyor. Biz o zaman öpücüklerimizi yollayalım Eymen'le birliktesi. Hocamıza da saygılarımızı iletiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim yarın saat 9.30'da bizler yine İyi Fikir ailesi olarak konuklarımızla sizleri bekliyor olacağız. Bu yılın son perşembesinde buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.